Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü video konumuz banyomuzda kullanmış olduğumuz menfezimiz boyası soldu, oksitlendi. Çok kötü bir görüntü vardı. Bunu yenileyeceğiz arkadaşlar. Peki bunu nasıl yenileyeceğiz? Yeni bir sipariş mi vereceğiz? Hayır arkadaşlar. Şimdi birazdan zaten videoya geçtiğimiz zaman göreceksiniz. Biz bunu sprey boyayla yenileyeceğiz. Peki hangi renk isterseniz o renge boyayabilirsiniz arkadaşlar. Genelde banyo menfezleri beyaz, İşte gümüş gri. Ya ama renkte sınır yok arkadaşlar. Örnek veriyorum. Banyo dolabınız beyazdır. Banyo klozetiniz beyazdır. İşte kırmızıya boyamak isterseniz kırmızıya boyayabilirsiniz. Renk tamamen renk seçimi sizin kendinize bağlı. Şimdi arkadaşlar eğer ki menfezinizde oksitlenme çok varsa 0 numara zımpara alıp oksitlenen yerleri güzelce zımparalıyoruz. Zımparaladıktan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Birazdan videoda göreceksiniz. Boyama işlemine geçeceğiz. Dilerseniz arkadaşlar boya attıktan sonra en son boyanın üzerine vernik de atabilirsiniz. Peki bunları yapacağım. Değer mi uğraşmama diye soruyorsanız arkadaşlar şu menfezin, bu menfez mesela bizimki küçük. Bazı menfezler biraz daha büyük olabiliyor. Şey 25'e 25 bin menfezimiz var elimizde. Bu menfezimizi biz şu anda yaptırmaya kalksak 250 lira 300 liraya sadece bize gelişi var. Yani biz bu işin içindeyiz. Bize gelişi var. Bunun üzerine 100 lira 150 lira da işçilik koyduğumuz zaman 400 lira gibi bir rakam çıkıyor. 400 lira yerine 35 liraya sprey boya aldık. Muhtemelen vernik de 35 lira. Biz vernik atmayacağız bu boyama işleminde. Vernik kullanmayacağız. 35 lira da vernik olsa, 75 lira da zımpara olsa 75 liraya bu işlemi yapabilirsiniz. Yani yenileyebilirsiniz. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sprey boyayla boyama işlemine başlıyoruz. Sprey boyayı iyice çalkalamayı unutmayın. Çalkaladıktan sonra uzaktan spreyi tutuyorum boyayı. Bu şekilde. Çok yakın tutarsanız arkadaşlar boya akar. O yüzden uzaktan tutun. Şimdi ben bir kat attım arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Şu şekilde göstereyim sizlere. Daha önceki menfezimizin rengi krem rengiydi. Biz şimdi beyaza boyuyoruz. Şimdi bir kat attık. Şimdi bu kurusun üzerine bir kat daha atacağız arkadaşlar. Birinci katı attık. Kurudu arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kontrol ediyorum. Kurudu. Şimdi ikinci katı atıyorum. Özellikle arkadaşlar şuralarını, şu kısımları bakın şöyle göstereyim. Şu kısımları şu şekilde güzelce boyayın ama uzaktan atın arkadaşlar. Dediğim gibi yakından boyamaya kalkarsanız şey yapar. Boya akar. Bu sefer emeğiniz çöp olur. Yani kötü bir görüntü olur, öyle söyleyeyim. Şimdi ön yüzünü boyadık. Şimdi ön yüzünü boyadık arkadaşlar. Şimdi ön yüzünün kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra menfezimizi açacağız. Açık konuma getirip şu arka kısımlarını da boyayacağız. Şimdi burası kurusun, diğer tarafını da çekeceğiz. Menfezimizi kapalı konumda boyadık. Şimdi de açık konuma getirdik arkadaşlar. Şu alt kısımlarını boyayacağız. Bakın şuraları. Şu kısımları boyayacağız. Bir de şurasını boyayacağız. Burası da kapandığı zaman şu kapakların altında kalıyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Bakın altı krem. Şöyle kirlenmiş bir şekilde krem. Şimdi oraya da aynı şekilde sprey boyayla boyayacağız. Şimdi kapak altlarını boyuyorum. Sistem aynı arkadaşlar. Uzaktan tutuyorsunuz sprey boyayı. Yani dediğim gibi arkadaşlar sprey boyayı iyice çalkalayın. Yani ne kadar iyi karışırsa o kadar güzel olur. Çok karıştırmazsanız dalgalı dalgalı olur boya rengi. Bakın mesela şurada örnek göstereyim ben size. Bakın çok yakından attığınız zaman tam net görünüyor mu? Boya akıyor bakın şurası. Tam şu kısım. Boya akıyor. O yüzden uzaktan tutmanız her zaman daha iyi olur.
Şimdi bu tarafını da boyadık arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. En son tel kısmını boyayacağım. Hatta kurumasını beklemeyip şu aralardan atabilirim. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu anda boyama işlemi bitti arkadaşlar. Gene şu şekilde etrafını bir dolaşın. Bakın şu kol kısmının altını, açma kapama kolunun altını unutmayın şu şekilde. Yani komple bir boyadıktan sonra komple bir kontrol edin. Yani boyamamış bir yer var mı diye. Bu arada bizim kullandığımız boya parlak beyaz arkadaşlar. Mat beyazı da var. Dediğim gibi renk sizin kendinize bağlı. Hangi renk istiyorsanız o renge boyayıp menfezinizi yenileyebilirsiniz. Üst kısmın boyası bitti arkadaşlar. Kurudu. Burası da dışarıya bakan kısım. Pencerenin dış kısmına bakan yer. Yani içeriden çok görünmüyor. Çünkü biz içeriden boyadık. Ama dilerseniz çok aşırı pisse yıkadıktan sonra... Yani bayağı bir tozludur zaten burası. Burayı yıkadıktan sonra, kuruduktan sonra boyama işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde biz tekrar şu şekilde bir geçelim üzerinden. Şöyle çok fazla özenmenize gerek yok arkadaşlar. Arka kısmına. Burası dediğim gibi dışarıya bakıyor. Tel kısmını da şu şekilde boyadım. Bakın krem rengiydi. Şu anda beyaz oldu. Şuraları boyamanıza gerek yok arkadaşlar. Burası zaten tekrar yapıştıracağınız yere fayansın üstüne gelecek. Bu kısımları boyamanıza gerek yok. Peki bunu tekrar geri nasıl takacaksınız arkadaşlar? Zaten banyo menfezi nasıl yapılırla ilgili zaten kanalımıza videomuz var. O videoyu izleyerek bunu aynı şekilde montajını yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunun kuruması aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. 2-3 saat. Sürmese de yani 1,5 saatte şu şekilde kuruyor yani. Şu an bizim menfezimizi biz boyadık. Parlak beyaza boyadık. Şu anda montajı hazır. Montajını göstermeyeceğim. Zaten dediğim gibi videosu var kanalımızda. Yani boyadıktan sonra bekliyorsunuz. Ha, üzerine boyanın üzerine vernik atarsanız şu şekilde daha da parlak olur. Bu da boyanın ömrünü uzatır. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, banyo menfezimizi komple yenilemiş olduk. Bu işlemi yaparak siz de banyo menfezinizi bu şekilde yenileyebilirsiniz. Size ekstradan bir önerim daha olacak arkadaşlar. Montajını yapmadan önce şu şekilde, yani menfezinizin boyutuna göre bir sineklik tülü alın. Neden alın diyorum. Banyo menfezinin şu şekilde, şurası metaldir arkadaşlar, alüminyumdur. Şöyle göstereyim. File kısmı alüminyumdur. Bunu gözenekleri de geniştir. Buralardan sivrisinek geçer. Geçmemesi için şu şekilde sineklik tülünü alın. Şu şekilde dışına şu şekilde yapıştırın arkadaşlar. Yani şu kısma, dışarı gelecek kısma. Bu şekilde montajını yapın. En azından sinek olayını da kesmiş olursunuz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yeniledik. Videonun başına söyledik. 75 lira gibi bir maliyeti var. Hadi 100 lira olsun. Yenisini almaya kalksanız 350-400 lira civarında. Bu arada semt olarak değişiyor fiyatlar. Bilginiz olsun. Yani bu videoda söylediğim fiyatlara takılmayın arkadaşlar. Yani ortalama. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Önce yenisinin fiyatını sorarsınız. O şekilde kıyaslamasını yapıp boyamak isterseniz bu videoyu izleyerek boyayabilirsiniz. Umarız yardımcı olmuştur. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.